kase çok minimal ve sade görünüyor olabilir. Ama en ilginç özelliği bu yazının içeriği diyebiliriz. Abbasi bir şair olan İbn Sukara al-Haşimi tarafından yazılmış bir şiir bu. Şiirde şöyle yazıyor. İçiniz, bugün de size bir nimettir. Eğer bilseydiniz, eğlenmek için acele eder ve sevinçle telaşlanırdınız. Kaseden uzak durmayın ama seyrelterek için. Ölene kadar, sebepsiz yere ölü olana kadar. Aslında bu şiir sarhoşluğa övgü mahiyetinde bir kutlama. Bu şair Büveyhilerin Bağdat'ında çok tanınmıştı. Çapkın bir şairdi ve çoğu şiirinde çok açık cinsel tasvirler vardı. Şiirleri, hayatın tadını çıkaran aydın insanların 10. yüzyılda geliştirdiği bir türe aitti. Kültürlü insanların katıldığı, şarap içerken bir yandan bu yazıyı okudukları bir ziyafet hayal ediyorum. Şarap, insanların çok miktarda içebilmesi için seyreltilmişti. Ortamın daha da keyifli bir hal aldığını, insanların başka şiirler de okuduğunu hayal ediyorum. Çok sayıda dokumanın olduğu sıcak bir ortam düşünebiliriz. Odayı mumlarla ve kandillerle aydınlatmış olabilirler. Böyle değerli bir obje tutanın elinde ışık saçardı. Gümüş objeler çok nadir bulunur. Bazı din hukukları hem şarap içmeyi hem de gümüş kap kullanmayı yasaklar. Bu kurallar oldukça açık ve nettir. Diğer yandan şairler de oldukça nettir. Bu şeyleri bir arada elde etmek zorundayız. Hepsi aynı toplumun bir parçası. Genelde önce insanları yargılayan, sonra da evinde parti yapan aynı kişiler olurdu. Bu obje kafamızda hayata ve hayattan zevk almaya dair bir görüntü canlandırmamıza yardımcı oluyor.